Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Eğer hala bize abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Bugün Sivior sendromundan bahsedeceğiz. Bilimin ve teknolojinin ışığında gelişen ve değişen dünyamızda her geçen gün yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu yeni bilgilerden bazıları hemen hemen tüm insanlar tarafından benimsendi bile. Şüphesiz dillere pelesenk olmuş bu bilgilerden biri de X ve Y kromozomları olup bu kromozomların cinsiyetlerimizi belirliyor oluşudur. Herkesin bildiği gibi XX kromozom çifti dişiliği, XY kromozom çifti de erkekliği belirlemektedir. Peki ya size XY kromozomlu kadınların da olduğunu söyleseydik? Evet, yaşadığımız yerkürede XY kromozom çiftine sahip kadınlar nadir de olsa bulunmaktadır. Sivior sendromu yaklaşık 80 bin kişiden birinde görülür. Bu olay bilim literatüründe Sivior sendromu olarak geçmektedir. Adını ise 1955'te kadınlarda kısırlığı inceleyen İngiliz endokrinolog Gerald Sivior'dan almıştır. Oldukça az rastlanan bu sendromla doğan kadınlar çocukluk dönemleri boyunca tamamen dişi özellikleri göstermekte. Lakin ergenlik çağında cinsel ilişkinliğe ulaşamamaktadırlar. Bu sendromun görüldüğü kadınların hücrelerini inceleyen genetikçiler, bu kadınların tüm hücrelerinde XY kromozom çiftinin olduğunu görmüşlerdir. Sivior sendromlu insanlar tipik kadın dış genital organlarına sahiptir. Rahim ve follop tüpleri normal olarak oluşur. Ancak gnotlar, yumurtalıklar veya testisler fonksiyonel değildir. Etkilenen bireylerde çizgi gonad adı verilen gelişmemiş doku kümeleri vardır. Gonadların gelişmemesi nedeniyle Sivior sendromu 46, XY tam gnodal deskinez olarak da adlandırılır. Artık gnodonal doku her zaman olmasa bile genellikle kanserli hale gelir. Bu nedenle genellikle yaşamın erken dönemlerinde cerrahi olarak çıkartılır. Sivior sendromlu insanlar kız olarak yetiştirilir ve kadın cinsiyet kimliğine sahiptir. Fonksiyonel yumurtalıklara sahip olmadıkları için etkilenen bireyler genellikle ergenlik döneminde meme büyütme ve uterus büyümesi gibi kadın sekonder cinsiyet özelliklerinin gelişimlerini sağlamak için hormon replasman tedavisine başlarlar. Hormon replasman tedavisi ayrıca azalmış kemik yoğunluğu, osteopeni ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu bozukluğu olan kadınlar yumurta üretmez. Ancak bağışlanan yumurta veya embriyo ile hamile kalabilirler. Sivior sendromu genellikle sadece cinsel gelişimi etkiler. Bu tür vakalara izole Sivior sendromu denir. Bununla birlikte genetik nedenlere bağlı olarak Sivior sendromu sinir problemleri gibi sağlık koşullarıyla birlikte veya ciddi iskelet anormalliklerine neden olan kompomelik displazi gibi sendromun bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Sivior sendromu nasıl oluşur? Bizim gibi bu soruyu merak eden Peter Goodfellow adında bir genetikçi cevabı bulabilmek için 1980 yılında Y kromozomu üzerinde bulunan ve cinsiyeti belirleyen bir genin peşine düştü. Onun peşine düştüğü ve bulduğu geni biz bugün SRY geni olarak biliyoruz. Sivior sendromuna sahip kadınlarda Y kromozomu olsa bile üzerindeki SRY geni yani cinsiyeti belirleyen Y bölgesi mutasyona uğramıştır. Bu nedenle erkek kromozomlarına sahip bu kişiler erkeklik organları geliştirmemektedir. Goodfellow yaptığı bir başka deneyde SRY geninin gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu deneyde XX kromozomlu dişi farelere SRY geninin ekstra bir kopyası verilmiştir. Deney sonucunda farelerin erkeklik organları geliştirdiği ve dişilere çiftleşme girişimi gibi erkeklere özgü davranışlar sergiledikleri gözlemlenmiştir. Peki anneden mi, babadan mı alıyor? Sivior sendromu vakalarının çoğu kalıtsal değildir. Ailelerinde durum öyküsü olmayan insanlar da görülürler. Bu vakalar ya nonogenik nedenlerden ya da üreme hücrelerinin oluşumu sırasında ortaya çıkan gendeki yeni mutasyondan ya da erken embriyonik gelişimlerden kaynaklanır. SRY ile ilişkili Sivior sendromuna genellikle yeni bir mutasyon nedeni olur. Bununla birlikte Sivior sendromlu bazı bireyler değişmemiş bir SRY genini mutasyon için mozaik olan etkilenmemiş bir babadan miras alır. Mozaik, bir bireyin bazı hücrelerde, bazı üreme hücreleri de dahil, mutasyona sahip olduğu ancak diğerlerinde olmadığı anlamına gelir. Nadir durumlarda bir baba mutasyonu vücudun her hücresinde taşıyabilir. Ancak durumdan etkilenmesini önleyen diğer genetik varyasyonlara sahiptir. SRY geni Y kromozomunda olduğundan SRY gen mutasyonlarının neden olduğu Sivior sendromunun Y'ye bağlı bir kalıtım paternine sahip olduğu açıklanmaktadır. Sivior sendromu bir MAP3K1 veya NR5A1 gen mutasyonuyla ilişkili olduğunda
duruma genellikle yeni bir mutasyon neden olur. Nadir kalıtsal vakalarda mutasyon her iki ebeveynden miras alınabilir. Çünkü bu genler Y kromozomunda değildir. Bu durumlarda durumun otozomal dominant kalıtım paterni vardır. Bu da her hücrede değiştirilmiş genin bir kopyasının duruma neden olmak için yeterli olduğu anlamına gelir. DHH genindeki mutasyonların neden olduğu Swyer sendromu otozomal resesif bir paternde kalıtsaldır. Bu da her bir hücredeki genin her iki kopyasının da mutasyonlara sahip olduğu anlamına gelir. Otozomal resesif durumu olan bir bireyin ebeveynleri değiştirilmiş genin bir kopyasının taşıyıcılarıdır. Bir DHH gen mutasyonunun kadın taşıyıcıları genellikle tipik seks gelişimine sahiptir. Bir DHH gen mutasyonunun erkek taşıyıcıları da etkilenmeyebilir veya penisin alt kısmındaki uretra açıklığı gibi genital farklılıklara sahip olabilirler. Swyer sendromlular erkek mi, kadın mı? Acaba bu kişiler erkek midir yoksa kadın mı? XY kromozomu taşıdıklarından dolayı her ne kadar erkek olduklarını düşünsek de aslında onları kadın olarak sınıflandırmak daha doğru olacaktır. Böyle düşünmemizi gerektiren bazı nedenler vardır. Onlardan biri, kısır olsalar da bu kadınların tamamen normal vulva, vajinaya sahip olmalarıdır. Ayrıca idrar çıkışı da bu kısımlara doğru fizyolojik olarak tamamen düzgün şekilde bağlıdır. Bir diğer neden de her ne olursa olsun bu kişilerin kendilerini çocukluklarından itibaren kadın olarak hissetmeleridir. Kadın vücudunda doğmuş, genelde kız çocuklarının oynadığı oyunları oynayarak büyümüşlerdir. Lafı toparlamak gerekirse, tek bir genin cinsiyetimizi belirlemesi bir hayli garip ama bir o kadar da muhteşem bir olgu. Şu an yürüyüp nefes aldığımız dünyamızda XY kromozomlu kadınlar da var ve etrafımızda normal olarak benimsediğimiz kabullenişlere karşı anormal olmanın ne kadar da kabul edilebilir ve normal olduğunu bize gösteriyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.